Hem beraberlik var hem nispi bir rekabet de var ayrı ayrı şey. O kadar tatlı bir rekabet değil. Bundan bahsetmiyoruz ki hiç. Evet, yani. Ben endigo olduğum için bir eski uşak. Şey çünkü yani herkes kendi bölümünü söylerken en iyisini yapıyor ama evet, evet. Hiç bahsetmedik hangisi daha iyi diye yani. Ki bahsetmememiz sanırım ilişkimizin devamı için çok önemli. Tabii aynı evet, zamanda bir rekabet sizi geliştiriyor. Muhakkak. Olumlu bir rekabet. Ki bu hip hop aşkında benim albümde Nomad'dan bazı çaldığım stiller var. Çok açık belli oluyor yani. Hiç öyle düşünmemiştim. Yıldız Savaşları parçasında ve Gölge Boksu'nda. Çünkü bu etkileşim yani o yapınca hoşuma gidiyor. Tabii beraber stüdyoya giriyoruz. O beni yönlendiriyor. Ben onu yönlendiriyorum. Sözleri kim yazıyor? Herkes kendi sözünü yazıyor. Yazamayan arkadaşlar için yazanlar vardır ama biz kendi sözümüzü yazıyoruz. Sen gün içindeki... Doğaçlama mı? Yine hatlar gitmişsin. Sor sen. Yok şeyi merak ediyorum. Doğaçlama yapıyorsunuz değil mi bazı bölüm? Son bölüm doğaçlama yok, mıydı mesela? Yok konuştuğumuz bölüm. Konuştuğumuz gibi bölüm doğaçlamayla. Evet. O anda o içinden o anda ne geliyorsa o mu çıkıyor yoksa bir plan ya içinde aslında mi? Aslında bunu provasını yaptık. Biz onu planladık ama sözcük seçimleri tabii doğaçlama. Doğaçlama çıkıyor. Sen de başka bir formülasyonla söylüyoruz. Evet. Bu ama çok müthiş bir yetenek yani. Yani ritme bağlı kelime bulmak evet. Yani gerçekten ve bir de şey bulmak. Hani hem ritme bağlı bulacaksın hem anlamlı olacak evet. Hem mesaj verecek. Artık ama şey bizim güzel yani. En son yaptığımız o değildi. Yani rapte doğaçlama diye bir şey var. Tam olarak da ritim akarken sizin ezberden olmayan kafiyeli sözleri söylemenizdir. Evet. Ki biz de bunu çok saygıdeğer ve çok keyifli buluruz. Evet, fakat en son yaptığımız o değildi. Neydi? En son biz konuştuk orada yani. İşte onu diyorum. O konuşuyor. Ocak, Şubat bir şeyler. Evet. Ne diyorsun? Yılbaşında ne yapacağız? Şimdi orada? Parçanın başında, yılbaşında yeni bir karar alıp salona gitmeye karar verdik. Çünkü ikimiz de atletik olma özlemi çekiyoruz. En azından ben çok çekiyorum. Uzun sürede çekiyorum. Parçanın daha sonunda parçanın genel konseptine uygun olarak yarını bekleyip gene erteledik. Tamam. Evet. Şubat'a. Evet. Ki ben kendi hayatımda bunu 6 senedir yapıyorum. Ama yani gideceğim. Yani amacımız evet. Salona gideceğiz yani. O ilk önce müziği oluşturup sonra onun üstüne döşüyorsunuz. Tabii. Evet. Bu şarkının da altyapısının düzenlemesini, mixinde onu söylemek isterim. Osman Ekimoğlu Kupas tarafından yapıldı. Prodüktörümüz kendisi. Çok sağ ol. Evet. Ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, Kupa selam. Bu indigo çocukların özellikleri bir şekilde birbirleriyle iletişimleri, yine hissetmeleri vesaire. Ben açıkçası bugüne kadar hiç başka bir indigo görmedim. Evet, çok aradım. Hatta bunun gruplarına falan girdim. Fakat benim gibi kendilerine indigo diyen insanlarla çok kendimi yakın hissetmedim. Çünkü benim tuhaf bir karaktere sahip olduğum genelde söylenir. Ki bunu da gözlediğinizi düşünüyorum. Belki onlarla bu yüzden anlaşamadım. Ama ben kendi başıma bir indigoyum. Ama bunun lisansı bende değil yani. Herkes ortaya çıkıp ben de indigoyum diyebilir yani. Özel yani bu iş. Yani sizin hissinizle alakalı orada belli başlı maddeler vardır. İndigo çocuklar klasik yöntemlere tepkilidirler. Her zaman işleri yapmanın kendilerine uygun ve genel anlamda sisteme daha faydalı olacağı yollar üretirler. Daha farklı düşünürler. Evet. Daha faydalı düşünürler. Peki bu programı kabul etmedeki şeyin neydi? Alt metni. Mesela senin için sıra dışı bir şey mi bu? Evet. Mehmet Altan ve İpek Tuzcuoğlu'yla. Evet, sıra dışıydı çünkü televizyon bizi ilk kez fark etti. Ki evet. Çok pozitif bir gelişmeydi bu. Hatta seyirciler soru sorabiliyor mu programda? İstersek soruyorlar ama yok, seyirci derken pardon yanlış söyledim. Konuklar sorabiliyor mu? Tabii sorabiliriz. Siz ne oldu? Biz inanın çok merak ediyoruz. Ne oldu da siz bizi buldunuz bu çağrıyı? Bunu bayağı nasıl oldu? Parçayı yayınladık 3 gün sonra böyle bir mesaj geldi. Konu koordinatörümüze sormak gerekiyor. Çünkü Yeşim sağ olsun. O sizlerle bizleri tanıştırdı. Ben çünkü dün gece dinledim parçalarınızı ve çok keyif aldım. Gerçekten de geldiğiniz zaman da bunu da söyledim biliyorsunuz. Çok beğendiğimi. Ama bunun temel nedenlerinden biri tabii bu pozitif şey altını çizdiğim. Bu çok olumlu yani bir kendinize ait has işte indigo vesaire dediğin seçtiğiniz mesajların içerikleri de aynı zamanda müziğin niteliği söylemeniz vesaire yanında mevcut yapının dışında bir yeni anlayışı
devam ettirmeye çalışmanız. Ki tam olarak amaçladığımız buydu. Ya, ki şimdi diğer... Demek ki ben de indigoyum anladım. Size. Tamam. Hocam şunu nasıl beceriyorsunuz ya? Hangisi? Tam bitti geliyor. Oradan siz var ya bir paragraf daha sığdırıyorsunuz evet, ya. Neden? Bittiğini görüyorum demek ki konuşmam lazımmış vallahi, diye. Valla hayır böyle yapın. Konuşun akıtın akıtın deyin. Ne dedi? Bu çocuklar mevcut yapının dışında yol alıyor. Bana bir toparlayın deyince uzatıyorum. Bundan sonra rahat bırakacaksınız hocayı tamam. Çocuklar şimdi... Hatta haberleri de sunsun. Ne yapalım? Şimdi bir şey daha söyleyecekler. Evet, onlar bir şarkı daha sunuyoruz. Kapatmış olacağız programı. Şarkını yine... prodüktörümüz Kupağaz. Bu şarkının bir özelliği var. Evet, müzikal olarak yalnızca insan sesi kullandık. Çok güzel. Süper. Karşıyaka'dan Kozmos Labirent yaptı bunu. Evet. Kozmos eline sağlık, çok güzel. Ağzına sağlık. Karşıyaka Kozmos. Kozmos Labirent. Sonra da haberlere gidiyoruz. Sonra da Mehmet Altan'la yorumlara. Ve yarın tekrar bizimlesiniz. Buyurunuz efendim, sizleri alalım. Indigo ve Nomad. Sevgili izleyenler, sizlerle yarın görüşmek üzere.